Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz demek istiyoruz. Geleneksel ticaretten e-ticarete, Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkiler oturumuna katıldığınız için teşekkür ederiz. Ve tekrar World Efe'de teşekkür ederiz bizi bir araya getirdiği için. Bildiğiniz gibi biz hepimiz Turkish British Chamber of Commerce'in hem board'unda yer alıyoruz, onun oturum komitelerinde yer alıyoruz. Hem de aynı zamanda bu konuda çalışan ekip içerisindeyiz. Ben çok kısaca kendimi tanıtacağım. Sonra diğer konuşmacılarımızdan kendilerini tanıtmasını rica edeceğim. Ondan sonra önce Yavuz Bey'le, sonra Naçizane benim kısa bir konuşmamla, sonra da Kemal Bey'le konuyu daha derinlemesine irdeleyeceğiz. Ben Aynur Taşkan, EY Parthenon şirketinde kıdemli müdür olarak çalışıyorum. Ve özellikle odaklandığım konu makroekonomik gelişmelerin takibi ve onların üzerinde modellemeler yapmak. Buna ek olarak piyasaların, farklı sektörlerin nasıl gelişeceği konusunda yorumlamalar yapmak ve şirketlerin büyümesi ve onların stratejileri üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda da TBCCI'nin yönetim kurulunda görev yapmaktayım geçen 2 dönem boyunca. Ve İngiltere, Amerika ve Türkiye'de tabii ki yaşadım. Ve bugün oturumda da hem bir moderatörünüz olacağım hem de kısa bir yine makroekonomik açıdan elimizde olan konuyu inceleyeceğim. Yavuz Bey'e dönecektim ama Kemal Bey'le başlayalım isterseniz. Kemal Bey bir kendinizi tanıtabilirsiniz misiniz kısaca? Sesiniz gelmiyor galiba şu anda. Şimdi nasıl? Geliyor olması lazım. Süper. Merhaba diyorum. Kemal Sidar ben. 3 seneyi aşkın süredir İngiltere'de yaşıyorum. Londra'nın batısında. Türkiye'de Etkin Proje isimli bir şirketim var. Yaklaşık 13-14 senedir Ar-Ge projesine çalışıyoruz. Burada da London Bridge Project'in CEO'suyum. Aynı zamanda ortağıyım. İngiltere'de de online ve offline olmak üzere satış üzerine hizmet veriyoruz. Amazon ve diğer dikey e-ticaret siteleri veya sağ satış üzerine hizmetlerimiz var. Endüstri mühendisiyim. Yüksek lisansım endüstri mühendisi üzerine. Galiba şimdilik bu kadar. Biraz sonra yine Londra'da ticaret neler yaşadık. Eşekten düşme anılarımız ve sonrasında e-ticarette nasıl devam ettik onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Çok sağ olun. Yavuz Bey, sizden hem kendinizi tanıtmanızı rica edeyim. Daha sonra da direkt olarak isterseniz açılış konuşmanızda siz başlayabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim Aynur Hanım. Ben 10 yılı aşkın bir sürede TBCI'da CEO, genel müdür olarak. Ondan önce de 28 yıl Türk Hava Yolları'nda çeşitli görevlerde bulundum. İngiltere, Fransa, İsviçre Ülke Müdürlüğü, pazarlama ve planlama konularında da genel müdür yardımcılığı yaptım. Bu uzun sürelik çalışma geçmişimde bazı gözlemlerde bulundum ve bu gözlemler ve çalışmalarımda ticaret ve yatırımların bir evrim geçirdiğine çoğu kişiyle birlikte tanık oldum. Nedir bunlar? Teknolojideki gelişmelerin ticaret, yatırım, üretim yöntemlerinde transformasyon boyutunda getirdiği yenilikler oldu. Sınırlar arası ticaret ve yatırımlar arttı ve yayıldı. Çevre ve sağlık gibi duyarlılık faktörleri devreye girdi. Brexit ve korona salgını gibi durumlar ortaya çıktı. Ve bu durumlarda kişi ve kurumların gösterdiği intibak yeteneğine tanık olduk. Bunlar bahsettiğim bu evrimin içindeki belirgin eğilimler ve konumlardır. Türkiye, İngiltere arasındaki ticaret ilişkileri de bu evrimi yansıtmaktadır. Bu konunun biraz ayrıntısına girmeden önce TBCI hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. TBCI 1980 yılında Londra'da kurulmuştur. Üye bazlı bir yapıya sahiptir. Üyeler yönetim kurulunda başkanı seçmektir. TBCI'nin rolü Türkiye, İngiltere ve İngiltere, Türkiye arasında karşılıklı ticaret ve yatırımların geliştirmesine destek sağlamak ve bu amaçla üyelere ve kamuya çeşitli hizmet vermektir. Bu hizmetler nelerdir?
İş kurma, geliştirme platformları sunmak, iletişim ağı tanıtım geliştirmek, talep yönlendirmesi yapmak. Bununla şunu kastediyorum. Bize sorular, talepler geliyor. Şu konuda ne yapmam gerekir diye. Biz bu konulara teknikse kendimiz cevap vermek yerine uzman olan üyelerimize veya kuruluşlara yönlendiriyoruz. Bu hizmetin önemli bir parçası. Yazılı ve sözlü çeviri desteği veriyoruz. Ticaret ve diğer konularda belge tasdiği yapıyoruz. Pazar regülasyon bilgisi bulmaya, vermeye veya bulmaya çalışıyoruz. Servis sağlayıcılar buluyoruz. Yani muhasipler, avukatlar, emlakçılar hakkında talep ve soru olanlara güvenilir uzman kişileri yönlendiriyoruz. Etkinlik, genel toplantı, B2B gibi organizasyonlar yapıyoruz. Bir de tescil edilmiş iş yeri adresi hizmeti veriyoruz. Bunun anlamı şu, İngiltere'de bir iş kuran herhangi bir firma, limited şirket olan bir firma, resmi makamlar yazışma adresi olarak bize TBİSA'yı verebiliyor. Onların adına alıp şirketlere iletiyoruz. Bu önemli bir hizmet. Genelde hizmet anlayışı olarak üyelerin inisiyatife mümkün olan desteği vermek amacımız oluyor. TBİSA'nın sunduğu hizmetlerde üyeler önceliğe sahiptir. Bu servisler üyelere genelde ücretsiz ya da indirimli uygulanmaktadır. Her iki ülkeden çoğu sektörde üyelerimiz arasında temsil edilmektedir sektörler. Bu üyelerimiz arasında küresel liderler, geniş bir SME, KOBİ kesimi ve bunların yanı sıra kişisel üyeler de bulunmaktadır. Ordinary Sustaining Patron olarak 3 kurumsal üyelik kategorimiz vardır. Şimdi izninizle İngiltere-Türkiye arasındaki ilişkilere değinmek istiyorum. Bundan önceki açılış konuşmasında Başkanımız Aldırman Emma Ethem Hanım'ın belirttiği gibi iki ülke arasında çok güçlü siyasi, sosyal ve ekonomik karşılıklı ilişkiler devam etmektedir. Türkiye, İngiltere'nin Brexit sonrası ekonomik ilişkileri için sürekli çalışan bir çalışma komitesi kurduğu ilk ülkedir. Geçen sene 2019 yılında Türkiye-İngiltere karşılıklı ticaret hacmi 17 milyar doları bulmuştur. Türkiye'den yapılan ihracatta İngiltere Almanya'dan sonra ikinci sırada, Türkiye'nin toplam ihracatı içinde ise İngiltere 6. sırada yer almaktadır. Bu iki ülkenin karşılıklı ticaretinin önemini, boyutunu gösteren bir faktördür. İngiltere pazarının en önemli özellikleri nedir? Başkanımızın da belirttiği gibi doğrudan yabancı yatırımcılar için Avrupa'da bir numaralı varış noktası olması. 60 milyon potansiyel lokal tüketici, yani İngiltere'de yaşayanlar. Dünyanın 5. büyük ekonomisi. İş yapmayı kolaylaştıran şeffaf regülasyon sistemi. Birçok uluslararası şirketin Avrupa merkezlerini İngiltere'de konumlandırması. Müşterilere, tedarikçilere, ortaklara erişim imkanlarının olması. Başkanımızın da belirttiği gibi bir yenilik merkezi Innovation Center olarak G20 Küresel Enovasyon Endeksinde ikinci sırada yer alması. Önemli bir konu daha var. Her ülkede ihracat finansmanı destekleri sağlamaktadır. Bunlar özetle İngiltere pazarının en önemli özellikleri ve hususlarıdır. İngiltere'de Türk girişimciler için en çok rastlanan, en çok gözlemlediğimiz faaliyetler ve fırsatlara değineceğim. Bu belirteceğim fırsatlar dışında elbette çok hemen hemen her sektör bir fırsat durumundadır. Ancak bu belirteceğim sektörler şu ana kadar Türk iş adamlarının, iş
kadınlarının oluşturduğu işlerindeki önceliği büyüklüğü sıralıyor. İş konuşma, iş geliştirme, danışmanlık, teknoloji, yaratıcı sektörler, pazarlama, markalaşma, iletişim, finansal hizmetler, yiyecek, içecek, restoranlar ve sağlık. Türkiye'nin üretim servis gücü, bunun yanında İngiltere fazının özellikleri, Türkiye'den yapılacak ihracatta e-ticaret modelini geliştirme zemini olarak görmemiz imkanı var. Konuşmama Türk girişimcilerin İngiltere ile iş yaparken dikkat edeceği konuları belirtmek istiyorum. Bu hususlar ticaret modeli ne olursa olsun geçerlidir. Türkiye'deki iş ortamı ve kültürü, İngiltere'deki iş ortamı ve kültürü Türkiye'den farklıdır. Yerel düzenlemeler, zevkler, kültürel tercihler göz ardı edilmemelidir. Çoğu sektörde çok güçlü bir rekabet vardır. En önemli konulardan biri de İngiltere pazarı mevzuatı hakkında İngiltere'de iş yapacak arkadaşlarımızın, şirketlerimizin pazar ve mevzuat hakkındaki bilgileri İngiltere'ye hareket etmeden, işi kurmadan temin etmeleri çok öncelikli bir önemlidir. İngilizce, Türkçe net ürün ve hizmete odaklanmış satış literatürü, web site, sosyal medya. Bazen pazarlama, reklam için uzman danışmanlık gerekebilmektedir. Fuarlar, etkinliklere katılmak son derece önemli. Avukatlar, muhasebeciler gibi profesyoneller ile çalışılmalı. Potansiyel ortaklıklar için durum tespiti raporu, yani due diligence'a başvurulmalı. Bu dikkat edilecek hususlarla ilgili servisler konusunda kuruluşumuz TBCI bu alanlarda size memnuniyetle yardımcı olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa ya da ilave bilgi isterseniz forum sırasında veya daha sonra lütfen bizimle temasa geçiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Yavuz Bey. Özellikle bahsettiğiniz pazar ve mevduat bilgilerinin piyasada çok önemli olması konusu, aynı zamanda da bazı çalışmaların, bahsettiğiniz gibi ön çalışmanın pazara girmeden önce yapılmış olması gerektiği çok önemli konular. Benim de bahsedeceğim şeyleri güzel bir giriş yapıyor. Yan taraftaki sorulara da baktığımda henüz çok detaylı sorular gelmiyor ama bir kere daha konuşmacıları hatırlatmakta yarar var. Eğer sorularınız olursa chat kanalı üzerinden bize gönderebilirsiniz. Detaylı sorularınızı hem TVCCI ile ilgili hem de iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili Yavuz Bey ya da ben ve Kemal Bey yanıtlamaktan memnun olacak. Ben şimdi size kısaca ekranımı paylaşacağım sizlerle. Ekranı paylaşırken de videomu kapatmamı rica ettiler ki siz daha rahat bir şekilde sunumu görebilin. Kısa bir şekilde ben size İngiltere'de yaptığımız bir iki makroekonomik çalışmadan bahsedeceğim. Şu anda COVID-19'un ardından herkesin aklında olan İngiltere ekonomisi de nereye doğru gidiyor ve sizin şu anda çalışmakta olduğunuz alanlardaki etkisi nasıl olabilir? Bunu anlamak için bazı sorularınız olabilir diye düşünüyoruz ve bu yüzden de size kısaca bir iki tane önemli veriden bahsedeceğim. Bahsettiğim gibi ben EY Python'un ekibinde onların makroekonomik çalışmalar yapan bölümünde aynı zamanda büyüme ve strateji alanında çalışıyorum. İlk bahsedeceğim konu gayri safi milli hasılanın İngiltere'deki şu anki durumu ve bunu bazı takip ettiğiniz yayınlardan da görmüş olabilirsiniz. Bu bizim kendi yaptığımız modellemenin sonucudur. Bulunduğumuz dönemde ülkelerin ve sektörlerinin
gelişimleri, büyümelerinin engelleyebilecek bir takım etkiler olduğunu biliyoruz. Eğer beni LinkedIn'den de takip ediyorsanız görmüşsünüzdür, yakın zamanda da paylaştığım önemli bir veri var. Yaklaşık 301 tane İngiltere borsasında kayıtlı şirket birinci çeyreğin sonunda kar uyarısında bulundu. Bu neden önemli bizler için? Daha önceki kriz dönemlerine baktığımız zaman 2008'de gerçekleşen krizde toplam tüm yıl boyunca 2008 boyunca gerçekleşen kar uyarılarının sayısının bu sayının altında olduğunu biliyoruz. Yani bir çeyrekte yalnızca tüm yılda olandan daha fazla sayıda kar uyarısıyla karşılaştık. Önemli bir aşağı çekim ve aynı zamanda da gayri safi milli hasılaya olan katkının da buna oranlı olarak aşağı çekildiğini ilk önce olarak görüyoruz. Bununla birlikte yaptığımız modelleme tabii ki pek çok farklı veriyi içeriyor. Şu andaki ilk ana modellerimizin sonucu %13'e kadar yıl sonunda GDP'nin toplamında, yani gayri safi milli hasılanın toplamında %13'e kadar gerileme olması beklentisi şeklinde. Hatırlarsanız COVID öncesinde %4'lük, %3'lük büyümeler bekleniyordu. Şimdi onun tam tersi, zıttı şeklinde %13'e varan bir gerileme söz konusu. Öte yandan bunun temel nedenlerinden birisi de arz talep dengesinin bozulması. Öte yandan satın alma müdürleri endeksine bakıldığında güçlü bir düşüşün yine beklendiğini görüyoruz. Bu sağ taraftaki grafikte göreceksiniz. Satın alma müdürleri diyorlar ki biz azaltıyoruz satın almayı yaptığımız alanları. Birazcık daha yine temkinli davranacağız. Tüketici güven endeksi de benzeri şekilde azaldığını görüyoruz. Tüketicilerin pek çoğunun birazcık daha piyasanın nasıl ilerleyeceği konusunda emin olmadığını görüyoruz. Ve bunların birlikte en önemli konulardan bir tanesi de iş gücünün nasıl ilerleyeceği. İngiltere'de son dönemde pek çoğunuzun da belki bildiği gibi iş gücü seviyesinin en iyi olduğu dönemleri yaşıyorduk. %4'lük yalnızca işsizlik oranı vardı ve bu tarihteki en düşük oranlardan biriydi. Şu anda bu oranın %6'lık olarak artmasını bekliyoruz. Peki bu %6'lık artış kimleri etkiliyor olacak? Kısaca bahsedecek olursak 33 milyon kişi iş gücünü oluşturuyor İngiltere'de. Yaklaşık 8 milyon kişi bunlar içerisinden furlough edilen kısım, yani iş yerleri tarafından devletin giderleri karşılayacağı şekilde belirlenen ve aynı zamanda bu nedenle izne ayrılan kişi kısmı. Tabii onların gelirleri de tamamen karşılanmıyor yine de devlet tarafından. %20 ile %40'lık düşüş gerçekleştiriliyor. 2 milyon kişi işten çıkarıldı İngiltere'de geçen 2 ay boyunca ve 5 milyon kişi de serbest meslek sahibi. Bunların hepsini topladığımız zaman iş gücünün %30 ile %50'sinin içinde bulunduğumuz COVID döneminde, pandemi döneminde etkilendiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Şimdi bunların hepsinden bahsedince size oldukça karanlık bir resim çizmiş oldum. Eminim buraya ilk gelen katılımcılarımız da bu resmin çizilmesinin arkasından şey hissetmiş olabilirler. Peki ne demek bu? Bu ülkelerin İngiltere'deki iş yapma pazarı iyi durumda değil mi? Ya da burada iş yapmamalı mıyız gibi sorular oluşmuş olabilir. Önemli olan her krizde olduğu gibi bu krizde de kaybedenler ve kazananlar olacak. Onları tespitimiz ve onlara bakış açımız. Bizler için bugün e-ticaretin nerede olduğu önemli ve size önümüzdeki 1-2 dakikada onu da daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Hemen aynı zamanda bu konuyla ilgili soru var mı diye bakıyorum. Birazcık daha detaylara girebileceğimiz sorular var. Kesinlikle onlara da yöneleceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bu resme baktığımızda çizdiğimiz karanlık resim bir anda e-ticaret için değişiyor, değil mi? Dijital ve retail, yani perakende alanlarına baktığımızda ya da kafeler ve yemek türüne baktığımızda özellikle daha geleneksel mağazacılık perakendeciliğinin
şu anda içinde bulunduğumuz COVID döneminde İngiltere'de en çok etkilenen grup olduğu ve hem orta hem de uzun vadede etkilenme kısmında en çok etkilenmesinin yüksek miktarda olacağı grup olduğunu biliyoruz. Restoranlar ve yine barlar ya da kafeler bunu takip eden gruplar ama sağ en üst köşeye baktığımızda dijital perakendeyi ve e-ticareti görüyoruz. Bunun içerisinde aslında ona yakın olan kısımlara bakmamız da önemli. Buradaki hem yiyecek içecek ve kişisel bakım alanları, aynı zamanda da evimiz için kullandığımız malzemelerin alanları önemli konular. Çünkü bunlar e-ticarette birleştiği zamanlarda özellikle olanakların, fırsatların daha yoğun olarak İngiltere pazarında ortaya çıktığı alanlar. Ve inanıyorum aranızda bu alanlarda çalışanlar da vardır. Daha detaylı bu alanlarda konuşabiliriz. Bir iki tane hatırlatma da yapacak olursak, karantina döneminde özellikle neden bu alanlar daha öne çıkıyor kısmında, İngiltere'de henüz e-ticarete yönelememiş, bunu kendine alışkanlık haline getirememiş çeşitli nüfus kısımları vardı. Bu kısımların hepsinin e-ticareti şu anda adeta zorunlu olarak geçmesi ve onu kullanıma alışması çok hızlı bir şekilde, katalizm olmuş şekilde COVID ile birlikte oluştu. Bunun üzerine de aslında buradaki ihtiyacın artmasını ve çeşitli alanlarda daha önce e-ticaret ikincil olarak kalmasına rağmen bundan sonra birincil yön ve kanal olacağını dair bizim kanımızı artıracak davranışlarda bulunmaya başladılar bu kesimler özellikle. Baktığımız zaman da bunların arasında kişisel bakımın biraz önce bahsettiğim gibi çok öne çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda perakende giyim alanının tekrar öne çıktığını görüyoruz. Yiyecek içecek alanları da tekrar e-ticaret üzerinden hızlandığını da görüyoruz. Takip ettiğiniz şeylerden biri eğer hani e-ticaret açılan web siteleriyse onların da yayınladığı bazı verilere göre bu alanlarda şimdiye kadar görülmemiş %100'lere varan artışlar duyuyoruz. Bu alanlarda açılan yeni web sitelerinde ve e-ticaret kanallarında. Son olarak çok kısa bir şekilde iki konudan bahsedeceğim. E-ticaretin içerisinde bulunduğu iki farklı alan daha var. Bir tanesi e-ticaretin medya alanı, reklamcılık ve reklamcılık alanındaysanız ya da yayıncılık alanındaysanız yine yayıncılığın ve reklamcılığın da e-ticaret ve online platformlara kaydığını görüyoruz. Bunun uzun vadede de kalacağını düşünüyoruz. Çünkü bize gelen çok fazla şu soru var. COVID bittikten sonra orta vadede gerçekleşecek bu durumlar tekrar devam edecek mi? Yoksa bir anda büyük bir düşüş mü yaşayacak e-ticaret kanalları? Bizim şu anki öngörümüz ve sektörde konuştuğumuz ve yine pazarda konuştuğumuz kişilerle vardığımız nokta şudur ki e-ticaret ya da e-yollar, elektronik yollar kalıcı olacak yollar olacak. Birazcık daha aslında e-ticareti kataliz olmuş bir dönemden geçiyoruz. Yine aynı şekilde teknoloji alanına baktığımız zaman da COVID'den aslında en az etkilenen ve büyümesini en fazla artıran, sektörün büyümesini en fazla artıran alanlardan biri işte teknolojide. Bütün neredeyse teknoloji alanlarında COVID'den daha yükselme olacağını görüyoruz. Bazı gördüğümüz alanlarda yalnızca daha fazla otelciliğe bağlı olan endüstrilerin teknolojilerinin biraz geride kaldığını görüyoruz. Ya da bildiğiniz gibi petrol endüstrisinin şu anda etkilendiğini görüyoruz. Ama onun dışında özellikle lojistik alanında, yine sağlık alanında, finansal teknoloji alanında, eğlenme ve oyun sektörleri alanında ki consumption'ın yani oradaki tüketimin çok çok arttığını görüyoruz. Hemen tekrar sağdan sorularımız var mı diye de bakıyorum. Şimdi bu konular üzerinden peki son olarak bahsedeceğimiz şey müşteri davranışları nasıl değişti? Müşteri davranışlarına baktığımız zaman da müşteri profili aslında İngiltere'de biraz değişti bu dönemde. Müşteri profilinin içerisinde şu anda e-ticarete giriyorsanız neyi düşünmeniz gerekli? Müşteri profili içerisinde %40'lık şu anda belirlenen
stokçuluk yapan grup dediğimiz bir grup var. Ve bu grubun nasıl alışveriş yaptığını bilmek de önemli. Bu grup gerçekten alışverişini biraz daha arttırdı ve stok olarak alıyor. Onların ileride bu şekilde devam etmesini beklemiyoruz. Yalnızca daha küçük bir grubun bu %40'ın içerisinde devam etmesini bekliyoruz. Yani şu anda aslında e-ticarete giriş için güzel bir ortam var. Özellikle daha önce de bahsettiğim sektör grupları içerisinde. Daha sonra ancak beklediğimiz şöyle gruplar var. %10'luk bir fazla harcamada bulunan grup var. %25'lik ise müşteriler içerisinde aslında harcamalarını durdurmuş ve birazcık daha bekliyorum dönemi var. Önümüzdeki dönemde bunların biraz değişmesini bekliyoruz. O yüzden özellikle daha alt kategorilerinizde girdiğiniz sektörler üzerine düşünmekte yarar var. Hangileri bu tür davranışlardan etkilenebilir? Hangileri bu stokçuluktan şu anda faydalanabilir? Ama ileride ona göre de cash flow'unuzu yani nakit akışınızı düzenlemeniz gerekecek durumlar olabilir. Bunlara da bakmak gerekiyor bu dönemde. Stratejik olarak sektöre girişi ve bu sektörde kalışı düşündüğümüz zaman. Yine de belirttiğimiz gibi şu anda bunun içerisinde bahsetmediğim ama aynı zamanda sorularınız geleceği için bahsediyorum. Şu tür alanları düşünmekte de yarar var. Bildiğiniz gibi devletin çok oluşturduğu pek çok devletin oluşturduğu pek çok farklı benefitler yani skimler söz konusu şu anda. Onlardan yararlanabilecekseniz onların da göz önünde bulundurmak ve hani e-ticaretten yararlanırken aynı zamanda diğer yanlardan nasıl nakit akışınızı yine bertaraf edebilirsiniz onlara da bakmak çok önemli. Ve hemen iki tane soru en son gelenlerden cevaplayalım. Kültürel online eğlence, tiyatro, konser tüketicimiz sizce yükselir mi diye Genco Bey sormuş. Kesinlikle bizim tahminlememizde şu anda online eğlence kısmının yükselmesi bekleniyor. Ancak şimdi yükselme kısmı, onun tüketilme kısmının yükselmesi bekleniyor ama finansal modellemesi değişecek. Eskiden ücretlendirme modelleri değişecek. O modellemeye de direkt olarak bütün sektörlerin adapte olması çok kolay değil. O yüzden sizin yine nakit akışınızı düşünürken de o alanda düşünmeniz gereken şeylerin içerisinde o aradaki lag dediğimiz hani daha sonradan gelen düzenlemenin ne kadar hızlı olacağı konusunda. Şimdi ben sözü Kemal Bey'e bırakayım. O çok daha detaylı olarak operasyon giriş açısından nelere dikkat etmeniz konusunda bahsedecek. O sırada da tekrar sorulara bakıp bir en sonunda cevaplayabileceklerimize geri döneceğim. Çok teşekkürler. Teşekkürler Aynur. Güzel sunum için ve insight'lar için gayet açıklayıcı bilgiler oldu. Şimdi çok kısa aslında London Bridge Project olarak biz hem satış yani hem direkt satış hem de online satış tarafında gerçekten ciddi bilgi ve istatistik sahibiyiz. Hatta bu konuda bir raporu World Refre'de paylaştık. İngiltere'de e-ticaret konusunda neler var neler yok bütün detayları paylaştık ama ben istatistiklere ve rakamlara çok fazla girmek istemiyorum. Biraz daha kendim de girişimci olduğum için kendi yaşadığım tecrübelerden yola çıkarak neler yaşadık, İngiltere'de yola nasıl çıktık, daha sonra bu iş nasıl evrildi, nelerden pivot ettik. Onlardan bahsetmek istiyorum açıkçası. Böylesi daha doğrudan olabilecektir diye umut ediyorum kendi bakış açımdan. Şimdi öncelikle ne zaman İngiltere diye düşünmek lazım. İngiltere dünyanın en rekabetçi pazarlarından bir tanesi. Evet hani çok ciddi büyüklükte bir pazar. Alım gücünün yüksek olduğu bir pazar. Pound TL olarak düşünürsek ki ben geldiğimde pound 4.2 liraydı. Şu anda bir ara 9'lara koşuyordu. Pound olarak hani masraflarınızı karşıladığınız zaman oldukça da karlı bir pazar. Uzaktan baktığımız zaman her şey mükemmel görünüyor. Çünkü şeffaf bir yönetim anlayışı var. Örneğin vergi oldukça %19 tek seferde alınıyor ve 9 ayda ödeniyor. Kurumlar vergisinden bahsediyorum ve bu rakam %17'ye düşecek. KDV direkt ödemeleri kolaylıkla yapılıyor. HMRC yani buranın işte Hazine Bakanlığı size oldukça destekleyici davranıyor. Örneğin son zamanda çıkan, işte son zamanda gerçekleşen krizden dolayı bounce back loan diye bir kredi çıktı, imkanı çıktı bankalar tarafından. Biz de şirket için başvurduk. Pazar günü başvurduk. Salı günü para hesabımıza yattı. Ve bu Türkiye'nin alım gücüyle kıyasladığımız zaman yaklaşık 1 milyon liralık bir krediydi. Ve bu krediyi almak için biz ne bankaya gittik ne bizden herhangi bir imza istediler. Her şey online karşılandı. Veya yine ücretli izine çıkardığımız personellerimizin ödemeleri aynı ay içerisinde gerçekleşti. Böyle baktığımız zaman gerçekten İngiltere
pazar olarak, alım gücü olarak ve şeffaflık olarak güzel bir ülke. Ancak öte yandan ciddi bir rekabetin olduğu da bir ülke. Yani İngiltere pazarına girmek istediğiniz zaman bu rekabeti göze almamız gerekiyor. Bu rekabeti göze almadığımız her durumda başarısız olacağımızı garanti edebilirim ben. Çünkü burada yanda görüyorum birçok soru geliyor. Mesela İngiltere'de şirket nasıl kurulur? İşte depo fiyatları nedir? Ticaret nasıl yapılır? Ki bunlarla ilgili cevapları bizden sonraki oturumda CEO'muz Arun Bey açıklayacak değerli katılımcılarla beraber. O soruların tamamen cevabını orada alabilirsiniz. Ama İngiltere pazarına girmek istiyorsanız öncelikle fiyata değil ürününüze bakmanız lazım. Rekabet analizi yapmanız lazım. Bu konvansiyonel ticarette de böyle, e-ticarette de böyle. Her zaman bir dropshipping olanağınız var veya işte böyle inanılmaz satılıyor. Dünyanın üçüncü büyük e-ticaret pazarı olarak gösterildiği için hayaller yüksek ama gerçekten her zaman böyle olmuyor. Çünkü rekabete hazırlanmadığımız, başladığımız durumlarda başarısızlık garanti. Bu rekabet nedir? Fiyatı bir kenara bırakalım. Çünkü burada kimse fiyatı öncelikle bakmıyor. Fiyatı düşündüğü zaman bu işi zaten satın almış oluyor. Bakmamız gereken şey şu. Satış ve satış sonrası hizmetlerimiz var mı? Özellikle satış sonrası kurgusu burada çok önemli. Çünkü burada yola çıkmadan önce bütün firmalar esasında satışa değil satış sonrasına bakıyorlar. Bütün ekipleri, destekleri, süreçleri bunu karşılar şekilde oluyor. Biz Türkler olarak şöyle yapıyoruz. Hele bir yapalım, hele bir başlayalım, hele bir satalım da sonrasında bakarız diyoruz. Ama ürün doğru ürün mü, satış doğru satış mı? Bunu tam bilmeden ve bu planı yapmadan yola çıktığınız zaman rekabette hemen geride kalıyorsunuz. Doğrudan ticarette, doğrudan satışta da böyle. Yani daha ekiplerimiz satışa çıktığı zaman da böyle. E-ticarette bunu ek olarak bu sefer Çinli, Hintlilerle, Amerikalılarla ortak platformda savaşmaya başlıyorsunuz. Yaptım galiba. Bu anda baktığımız zaman Amazon pazar payı olarak yaklaşık %40 küsürlerde. Yani İngiltere'nin büyük bir çoğunluğu Amazon üzerinden gerçekleşiyor. Ve burada da ağırlığı Çin, Amerikalılar ve Avrupalılar almış durumda. O yüzden rekabete gireceğiniz zaman bu firmalarla rakip olmayı göze almanız lazım. Bunun dışında iş yapmak çok kolay. Yani tabii ki banka hesabı açmak zor. Banka hesabını açmakla ilgili prosedürleri bir kenara koyuyorum ama bunun haricinde işe başlamak, şirket kurmak, ürünlerinizi list etmek, tüketiciye ulaşmak, banka ödemeleri almak, bunları transfer etmek son derece kolay. Ve özellikle Türkiye e-ticaret ekosistemiyle karşılaştırdığımız zaman bu delivery, işte kargo, paket konuları mükemmel derecede iyi işliyor. Yani çoğu zaman ertesi gün teslim yapabiliyorsunuz. Maksimum bir gün içerisinde İngiltere'nin herhangi bir yerine erişebiliyorsunuz. Ve Brexit sonrasında da İngiltere pazar payını ve pazarlar üzerindeki dominasyonunu kaybetmemek için özellikle ihracat yapan, yani İngiltere'den satan ve İngiltere'ye yatırım yapan şirketleri inanılmaz destekler durumda. Hem bunlarla ilgili fonlar çıkmış durumda, hem post Brexit ile ilgili olarak İngiltere hükümetinin siteleri çok iyi çalışıyor, DIT takımları çok iyi destek veriyor ve burada pazar payı kaybı olmasın, Brexit sonrasında hem prosedürel anlamda hem de ticari ilişkilerde sorun çıkmaması için ciddi bir destek var. Türkiye'de bu destekte de üst sıralarda. Türkiye-İngiltere ilişkileri belki de yakın zamanda olmadığı kadar iyi durumda ve İngiltere Türkiye'yi önemli bir pazar ve paydaş olarak görüyor. Hem TBCCI, yani yönetim kurulunda bulunduğum Turkish British Chamber of Commerce of Industry, hem de özel sektör olarak Türkiye-İngiltere arasındaki potansiyelin ve ticaretin her yıl arttığını söyleyebilirim. O yüzden İngiltere'yi Avrupa ile kıyasladığımız zaman bana sorarsanız başlangıç açısından çok daha doğru bir pazar. E-ticaret veya konvansiyonel ticaret olabilir. Hem iş yapma kolaylığı, hem prosedürler, hem de şeffaflık açısından ve girişimciliği destekleme açısından bence İngiltere diğer pazarlara göre çok daha opsiyon hedef bir ülke olarak başa koyulabilecek bir ülke. Bununla beraber İngiltere sadece İngiltere pazarından da oluşmuyor. İngiltere'den hem Batı Avrupa'ya kolay erişebiliyorsunuz ve özellikle iş yapmak da kolay olduğu için ve e-ticaret çok oturduğu için, nüfusun %96'sı bir kere e-ticaret yaptığı için, %50 küsürü düzenli olarak e-ticarete başvurduğu için özellikle başlangıç noktası çok iyi. Bununla beraber Commonwealth ülkelerine erişim de var. Yani kraliçeye bağlılığını koymuş, kendi içerisinde bağımsız ülkeler, Kanada olabilir,
Yeni Zelanda olabilir, Avustralya olabilir veya başka ülkeler olabilir. Güney Afrika olabilir. Bizim için bir ortak pazar. İngiliz şirketi, İngiltere'den iş yapmanın böyle bir avantajı daha var. Batı Avrupa'ya satmak çok kolay. Çünkü zaten Amazon altyapısını kullanıyorsanız oradaki depoları vesaireleri FBA'yı kullanabiliyorsunuz veya bizim gibi depo sahibi fulfillment yapan şirketlerle de bu işi yürütebilirsiniz. Batı Avrupa'dan İngiltere'ye satmaktansa İngiltere'den Batı Avrupa'ya satmak Brexit sonrasında daha iyi olacak. Mesela Almanya büyüyen pazarlardan bir tanesi e-ticaret alanında, ama Almanya'da iş yapmayı düşündüğümüz zaman veya Almanya'nın mevzuatlarını düşündüğümüz zaman İngiltere e-ticaret tarafında çok daha kolay ve destekleyici bir ülke. E-ticaret tarafındaki temel sıkıntı şu, biz Türk şirketleri olarak ya ürünümüz ucuz, hadi satalım. Zaten burada 5 liraya mal ediyoruz, 5 puanta satsak 9 katı para kazanacağız diye yola çıkıyoruz. Ama kaz ayağı öyle değil. Yani bir kere Amazon çok data driven bir market olmaya başladı. Yani rekabete çalışmanız lazım, prime müşteriye ulaşmanız gerekiyor, review'lara dikkat etmeniz gerekiyor, chargeback'leri bilmeniz gerekiyor, mümkünse yeterli ürünü tutmanız gerekiyor, dropship tuzağına çok düşmemeniz gerekiyor, ayrışabilmeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman karlı, sürdürülebilir ve büyüyebileceğiniz bir pazar. Şu anda bizim Bulgaristan, Güney Afrika, Kazakistan, Türkiye ve İngiltere'de de Londra merkez, Medinet operasyon ve bir depo olmak üzere ofislerimiz var. Yani esasında biz Çin'den, Hindistan'dan, Güney Afrika'dan farklı ülkelerden tedarik edip Türkiye'de dahil olmak üzere yine farklı ülkelere satıyoruz. Bütün bu operasyonu İngiltere'den yürütüyoruz. Mesela Gulf Region'da sattığımız ürünler Türk ürünleri ama İngiltere'ye gelip tekrar Gulf Region'a gidiyor. Bunun altındaki sebep şu, İngiltere'nin dünya ekonomisinde ticaretindeki yetkinliği ve geçerliliği. Yani hem pazar olarak büyük bir pazar, hem pazarlara erişim açısından ciddi önemli bir pazar, hem de şeffaflık ve iş yapabilirlik olarak kolay bir pazar olduğu için birçok operasyon buradan yürütülüyor. Şimdi Türkiye'yi de bilerek, Türkiye'de de 10 küsur yıldır firması 60 kişilik bir ekibi olan bir insan olarak konuşuyorum bu kıyaslamayı yaparken. Yani İngiltere'de ilk defa geldim, iş kurdum da bunlarla karşılaştım diye bir durum yok. Türkiye'deki pazar, pazar tüketimleri, firmalar ki sektör lideri bir firmayız öbür tarafta da ve buradaki pazar tüketimi rekabeti bilerek konuşuyoruz. Şu anda önemli noktalardan bir tanesi şu, mesela İngiltere'de Türkiye'de iş yapmak kolay. Gerçekten iş yapmak kolay ve hızlı iş yapılıyor. Duygusal da insanlar olduğumuz için birbirimize hızlı güvenip hızlı iş yapabiliyoruz. Ama öte yandan ödeme, sürdürülebilirlik, güven gibi problemler var. İngiltere'de ise iş yapması zor. Yani çünkü aşmanız gereken bir rekabet var. Oluşturmanız gereken, tesis etmeniz gereken bir güven unsuru var. Burada insanlar zaten alıştığı yerlerden alıyor ve bizden önce 10 tane daha supplier bu sırada bekliyor ve o sırayı beat etmeniz gerekiyor. Ama bunları açtığınız zaman büyümek, çünkü bir cam tavan yok, bir engel yok. Pazar çok büyük. Ödeme sıkıntısı, vergilendirme sıkıntısı, bankalar, kredi bulma, finansman gibi herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Yani başlamak için Türkiye ideal ama büyümek ve uluslararasılaşmak için İngiltere daha optimum bir pazar. Biz hem Türk hem İngiltere bacağını kurduğumuz zaman o zaman birçok şeyi kendi içerisinde kurup devam ettirmemiz kolaylaşabiliyor. Son yukarıdaki sayaca göre son 5 dakika. Ben burada bir kısa hemen toparlayayım, sonra tekrar sözü Aynur Hanım'a devredeceğim. Doğru ürün, doğru fiyat, doğru müşteriden emin olmanız gerekiyor. Rekabeti sadece fiyata göre değil, müşteri alışkanlıkları ve satış sonrasına göre dizayn etmeniz gerekiyor. Mümkünse yerelleşmeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra İngiltere pazarı dahi sizi cidden büyütmeye yeterli bir pazar. Ben biliyorum Türk ürünleri ne kadar kaliteli. Ben biliyorum Türk insanları ne kadar iyi iş ortaya koyuyor. Sadece pazarlama ve sistematik konusunda eksikler var. Bunları yerine getirdiğiniz zaman İngiltere pazarı inanın sizi ve Türkiye'deki operasyonunuzu belki 10 kat daha fazla büyütecektir. Teşekkür ederim. Sözü ben tekrar Aynur Hanım'a bırakıyorum. Kemal Bey, siz gitmeden hemen bir soru daha buradan tam bahsettiğiniz konularda size iletmek istedim. Tüketicinin görerek, deneyerek almaya yönelmesi konusunda Ömer Özyılmaz sormuş. İnternet alışverişini nasıl daha güvenli kılabiliriz? Belki siz özellikle bahsettiğiniz Amazon kanalı üzerinden de bahsettiniz. Nasıl güvenli hale bu güven sorununun atlatılması konusunda, ama biraz daha belki detaylandırabilirsiniz. Tamam, memnuniyetle. Şimdi genel olarak baktığımız zaman burada bir genel bir güven sorunu yok İngiltere'de. Yani İngiltere tüketicisi güvenerek alışveriş yapıyor. Onun da arkasında temelde iki sorun var. Bunlardan bir tanesi buradaki Review, Trust Plus,
gibi bu işi kontrol eden mekanizmaların iyi oturmuş olması. İkincisi, sizin herhangi bir yaptığınız an hangi marketplace'de olursanız olun, hem de hükümet olarak acımasızca cezalandırılmanız. Yani burada hem tüketici hem de ülke olarak hükümet size bir kere güvenerek davranıyor. Yani bu satıcı, bu insan doğru davranıyordur, doğru hareket ediyordur. O yüzden de biz bunu doğru algılamalıyız. Ama yanlış yaptığınız zaman ne kaçma ne kaçınma ihtimaliniz var. O yüzden zaten doğal olarak bir güven ortamı var. Ama esasında güvende nasıl üste çıkmak isterseniz bunun sırrı review'larda. Yani ürününüzle ilgili ne kadar çok olumlu feedback varsa, ürününüz ne kadar olumlu puanlanmışsa, özellikle Amazon veya marketplace'lerden bahsediyorum. Burada sizin daha güvenilir bir marka olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Ama şunu düşünmeyin, yani buradan alırlar mı, denerler mi? En son bizim blog yazılarımıza bakarsanız zaten kozmetikle ilgili birçok istatistik paylaştık. Londonbridgeproject.com'dan takip edebilirsiniz veya LinkedIn'den. Zaten satın alma oranı %60-70'lerde. Güvenle ilgili problem yok. Daha güvenilir o marka yaratmak için de review'lara ve bununla ilgili yansımalarına yatırım yapmanız lazım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Aynur. Çok teşekkürler. Sizin dediklerinize çok katılıyorum. Aynı zamanda da bazı hijyen faktörü dediğimiz bazı şeyler var ticaret içerisinde. Kemal Bey'in de bahsettiği. O kurallarınızı gerçekleştiriyor olmanız lazım ve yani mesela onların geri alım vesaire gibi. Aynı zamanda da onların yorumlarda iyi geliyor olması lazım. Eğer yorumlarda bu konularda bir kötü yorum dahi olduğu zaman o gerçekten çorbada sinek benzeri bir etki yaratabiliyor katılımcılar sizin ürününüzü kullananlar için ve maalesef kötü bir tane o olduğu zaman pek çok farklı yorum da ona eklenebiliyor. Bilal Bey gerçekten karanlık bir tablo çizdiğimizden öncelikle bahsetmiş. Umarım onu daha aydınlık bir hale getirebilmişizdir. Çünkü e-ticaret alanında çok daha fazla olanağın olduğunu ve büyümede en fazla sektörel olarak orada artışın görülebileceğini hepimiz zannediyorum bahsettik. Ama önemli olarak altını çizdiğimiz konulardan biri de tamamen bunu yaparken hangi ürünü yaptığınız, o alandaki yarışmaya, o alandaki farklı rekabete dikkat etmemiz gerektiğimiz ve markanızı nasıl farklılaştırabildiğiniz. Başka herhangi bir soru var mı diye bakıyorum. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Çok kısa. Genelde insanlar şuna takılıyorlar. İngiltere'de şirket kurmak zor mu, iş yapmak zor mu, pahalı mı? Pound'dan dolayı pahalı. Ama o kur farkı İngiltere'nin problemi değil. Genel olarak iş yapmak çok kolay, çok şeffaf, çok açık. Ne fulfillment'ta, ne depoda, ne şirket kurmada, ne muhasebede hiçbirinde problem yaşamazsınız. Ama arkadaşlar buna takılmayın. Takılacağınız konu ürününüzün teknik yeterliliği, pazarda bir talep olup olmadığı ve esas satış sonrası bunu karşılayıp karşılayamayacağınız, sürdürülebilir bir marka ortaya koyup koyamayacağınız. Türkiye'de takıldığımız vergiymiş, muhasebeymiş, şirketmiş, bankaymış, finansmanmış. Bunların hepsi burada çocuk oyuncağı. Hiç bunlara takılmanıza gerek yok. Evet, bu çok önemli bir altın çizilen konu ve hem London Bridge Project'in hem TBCCI'nin hem de daha makro alanda EY'in bu konuda çok fazla yorumu var. Bunları da zannediyorum gelecek e-mail ile bu oturumdan sonra ileteceğiz herkese. Umuyorum bundan sonraki yayında özellikle daha da operasyonel kısımlarına inecektir.